Cuma günden beri denetimlerimiz devam ediyor. Bu 3 gün bizim için çok önemliydi. Özellikle kısıtlamaya uyum konusunda durumumuz bir yerinde görelim istedik ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve diğer görevlilerimize 3 gündür sahadayız. Sahada gördüğümüz eksiklerimiz var, yapmamız gerekenler var. Özellikle az önce sizler de şahit oldunuz. Maalesef muafiyet belgelerinin yerinde kullanılmadığı durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Aslında bu kurallara uyarak evinde oturan vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu katkıyı da sıkıntıya sokuyor, akamete uğratıyor, kesintiye uğratıyor. Bu desteğin toplumun her kesimi tarafından ortaya konulmasıyla biz sonuç alabileceğiz. Evde vatandaşımız otururken elimize aldığımız belgeyi yerinde ve doğru kullanmadığımız zaman bu az önce ifade ettiğim gibi evde oturan vatandaşlarımıza da çok büyük haksızlık olacak. Bizim buna hakkımız yok. Bunun için denetimlerimiz devam ediyor. Bizler hep ifade ediyoruz. Üretimin, ticaretin, sosyal hayattaki bazı faaliyetlerimizin kesintiye uğramaması için, devam etmesi için, çocuklarımızın hafta sonundaki eğitimlerinin kesintiye uğramaması için bizler bu alanlarda muafiyetler getirdik ve belgeler düzenledik. Bunun dışında birçok meslek dalında da vatandaşlarımızın mesleklerini icra edebilmeleri için kendilerine belge düzenledik. Fakat kendi güzergahları dışında çıkarak bunu doğru kullanmadıklarını da tespit ediyoruz. Bunu doğru bulmadığımızı ve bunun cezası olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Lütfen almış olduğumuz belgeleri yerinde kullanalım. Güzergahımız dışına çıkmayalım. Çünkü bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmenin yollarından bir tanesi de bu. Çünkü hep ifade ediyoruz, kalabalıklar, ev gezmeleri en büyük risk kaynağımızdır. Özellikle ev gezmeleri konusunda çağrılarımızı bir kez daha yeniliyoruz. Özellikle Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarımız komşularını, eş dost akrabalarını iftara davet edebilirler. Lütfen bunu öteleyelim, bunu erteleyelim. Çünkü aynı evde yaşamıyorsak bir araya gelip maskeleri indirdiğimiz zaman 5. ve 10. dakikadan sonra riskin başladığını uzmanlarımız ifade ediyor. Bunun için bizler mümkün mertebe bir araya gelmekten kaçınalım. Ev ziyaretlerini toplu olarak bir arada bulunmalarını bir süre erteleyelim. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Sizler de dün takip ettiniz. Ülke genelinde vaka düşüşü oluyor. Kayseri'mizde de oluyor ama bu yeterli değil. Bizim çok daha fazlasını yapmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz var, kararlılığımız var. Daha önce Kayseri'li hemşerilerim bunu gösterdim. Yine Kayseri'li hemşerilerimizden bu konuda destek bekliyoruz, katkı bekliyoruz. Çünkü hep ifade ediyoruz, hep beraber başaracağız. Çoğu gitti, azı kaldı diyorum. Ve inşallah aşı oranını da yukarı çıkardıktan sonra dün de ifade ettim. Çok daha güzel şeyler konuşma imkanı bulacağız. Ben tekrar desteği ve katkısı için Kayseri'li hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.